sevgili arkadaşlar Kurul Kimya soru bankamızın atom ve yapısı 3. testi ile devam ediyoruz. Bakalım birinci sorumuz bize bu soru için ne istiyor? Ne söylüyor? Diyor ki bana aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Baktığımızda bize X'in proton sayısını ve elektron sayısını vermiş. X'in Proton sayısı B. Elektron sayısı ise A. B büyük A yazıyorum. Devam ediyorum. Y için. Y'nin proton sayısı A. Elektron sayısı A. O zaman diyorum ki burada bu atom nötr atomdur. B A'dan büyükse X atomu o zaman nedir? artı yüklüdür. Yani katyondur. Devam ediyorum Z'yi yazacağım. Z atomu için proton sayısı B, elektron sayısı B. Proton sayısı elektron sayısına eşitse bu atom da nötr atomdur. Son olarak T'yi yazacağım. T atomunun proton sayısı A, elektron sayısı ise B. O zaman diyeceğim ki elimde B büyük A olduğuna göre T atomu eksi yüklüdür. Çünkü elektron sayısı proton sayısından fazladır. Baktığımızda soru bize diyor ki A şıkkında Y ve T izotoptur. Y, y ve T'ye bak. Proton sayıları aynı mı? Aynı. O zaman izotoptur. T anyondur diyor. Eksi yüklü atomlara anyon Artı yüklü atomlara katyon denir. O zaman doğru. Artı yüklü atomlara ne denir demiştik? Katyon denir demiştik. O zaman X de katyondur. Doğru. Birim elektron başına düşen çekim kuvvetinde Z'ninki T'ninkinden büyüktür diyor. Evet, doğrudur. Çünkü nötrdür. Taneciklerin hacimleri arasında X büyük. Y ilişkisi vardır. Doğrudur. Yanlıştır çünkü burada iyon hal var. İyon halde çekim kuvveti Y büyük X olmalıdır. Birinci sorumuzu çözdüğümüze göre ikinci soru ile çözümümüze devam edelim. İkinci soru diyor ki kimya bilim insanı yapmış olduğu deneylere göre aşağıdaki X ve Y taneciklerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin aynı olduğunu söylüyor. Fiziksel ve kimyasal özellikleri aynı ise bunların elektron sayıları aynı demektir. Diyor ki Y ve Z'de ise sadece elektron sayıları eşit. E, elektron sayıları eşitse bunların da fiziksel ve kimyasal özellikleri aynı değil midir? aynıdır. O zaman Y ve X birbirinin izotopu değil, izoelektronidir. X ve Y'nin doğada bulunma yüzdeleri aynıdır çünkü elektron sayıları eşittir. Z iyon haldedir. Neden? Çünkü tanecikler farklı elektron sayıları aynıysa iyon halde bulunması gerekir. Cevabımız 2 ve 3 olmalıdır. Hep birlikte Üçüncü sorumuza gidelim. Üçüncü soruda rombik kükürt ve monoklinik kükürtten bahsediyor. Bu ikisi molekül geometrileri farklı olan allotroplardır. Allotroplardır ifademiz doğru. Molekül geometrileri birbirinden farklıdır. Allotropun direkt tanımıdır. Öz kütleleri aynı olamaz. Birbirinden farklıdır farklıdır. O zaman 1 ve 3 doğru ifadelerimiz olacaktır. Hep birlikte yeni sorumuza doğru gidelim. Bakalım yeni soru bize neler söylüyor. Bize iki tane atom vermiş. İkisi de iyon halde. Elektron sayılarının toplamının ise 28 olduğunu söylemiş. Şuraya x'i yazalım. x 27 a artı 3. Elektron sayısını nasıl bulacağım x'in? Şöyle bulacağım. Artı 3 yüklü ise elektron sayısı proton sayısından 3 azdır. Y'yi yazdığımda ise Y 29 A artı 2 ve eksi 3 yüklü atom. O zaman eksi 3 yüklü ise 3 fazla demektir proton sayısından. A artı 2'ye 3 eklediğim zaman Ne olacak? A artı 5 elektron sayısı olacak. Bana elektron sayılarının toplamının 28 olduğunu söylemiş. Yani şu iki ifadenin toplamı 28'miş. 2A artı 2 eşittir 28 olduğuna göre 2A eşittir 26. A'yı ben buradan 13 olarak buldum. A'yı 13 bulduysam yerine koyarak bütün ifadeleri tek tek bulabileceğim. X 27. A 13. Artı 3 yüklü atom. 27'den 13 çıkartırsam ne olacak? 14 nötron sayısı olacak. Artı 3 yüklü atomsa 10 elektron sayısı olacak. Aynı bileşenleri Y için yapıyorum. Y atomu 29 kütle numaralı. 13 artı 2 Proton numaralı yani 15. 29'dan 15'i çıkartarak nötron sayısını bulacağım. Eksi 3 yüklü atomsa elektron sayısı proton sayısından 3 fazla yani 18 olacak. X ve Y izotondur yani nötron sayıları aynıdır. Doğru. X artı 3 ve Y eksi 2 neon ile izoelektroniktir. İkinci öncülüme baktığımda evet X artı 3 İzoelektronik değil ama Y izoelektronik. O zaman bu ifadem yanlıştır. X artı 3 ile Y artı 5 izoelektroniktir diyor. Y artı 5'e baktığımda 15 kütle numaralı artı 5 ise artı 5 yüklü demek Proton sayısının elektron sayısından 10 fazla olması demek. O zaman elektron sayısı 10 olacak. E, X artı 3'ün de elektron sayısı 10'du. O zaman bunlar birbirinin izo Cevabım yanlış olan B şıkkım olmalıdır. 5. sorumu da işaretlediğime göre 6. soruma doğru gidebilirim. Allotrop kelimesi kullanıldığında allotropların fiziksel geometrileri farklıdır. Birinci öncülüm doğru. Tepkimeye girme istekleri fiziksel geometrileri, öz kütleleri farklı olduğu için farklı olur. Doğrudur. Aynı elementte oluşturduğu bileşiğin formülü aynıdır. Çünkü element kütlesi, proton sayısı değişmez. Doğrudur. Elektrik iletkenlikleri aynı değildir. Mesela karbon allotropu olan grafit elektriği iletirken Kömür elektriği iletmez. Kristal geometrileri aynı değil. Kristal geometrileri farklı olduğu için zaten allotrop tanımını almışlardır. O zaman bu ifademizde 3 tanesinin doğru olduğunu söyleyebiliriz ve 7. soruya gidebiliriz. 7. soru yine bir atom iyon sorusu. Bana diyor ki aynı elektron düzenine argon ile sahiplerdir. Bakalım X 15 eksi 3 ise 18 elektron sayılıdır. E o zaman bu da 18 elektron sayılıdır. Eksi 2 yüklüyse 16 proton sayısıdır. E her ikisi de nedir? 18 elektrona sahipse izoelektroniklerdir. Bakalım 31 kütle numaralı Y, 16, 15 daha 31 kütle numaralı X. Yani hem kütle numaraları aynıysa biz bunlara... Ne diyeceğiz? İzobar diyeceğiz. X'in çekirdek yükü elektron sayısından 3 eksiktir. Çekirdek yükü demek proton sayısı demek. Bakalım. Proton sayısı elektron sayısından 3 eksik mi? 15 18'den 3 eksiktir. Doğrudur. 7. sorumuzun cevabını 1 2 3 E şıkkı olarak işaretleyebiliriz. Gidelim bakalım yeni kavramımız, yeni sorumuz da bize ne öğretiyor? X, X, X eksi iyonuna. X, X eksi iyonuna dönüştüğünde ne yaptı? Bir elektron aldı. X, X artı 7'ye dönüştüğünde 7 elektron verdi. Şimdi tanecik hacminden bahsedecekse hacim eksi yüklülerde fazladır. Nötrlere göre o da fazladır artı yüklüye göre. Çünkü elektron sayısı az. Bize burada tam tersini vermiş. Bu ifade yanlış. Birim elektron başına düşen çekim kuvveti ne olacak? Elektron sayısı en az olan da olacak. Yani x artı 7 büyüktür x'ten o da büyüktür x eksiden. Bu doğru. Elektron sayısı fazla olan eksi yüklü olandır. O zaman şu ifade olmalıdır. Üçüncü öncül için. Bu da yanlıştır. O zaman yalnız 2 olarak 8. sorumu işaretleyip 9. iyon soruma gidiyorum. Bana burada bir iyon vermiş. Demiş ki x eksi iyonu y'ye bir elektron verdiğinde x ne olacak? Bir elektron gittiğinde nötr hale geçti. Z'den 3 elektron aldı. O zaman x 3 elektron aldı. x eksi 3 hale dönüştü. Bunların taneciklerinin elektron sayıları 18 olacak. Y bir elektron x'ten aldıysa Y eksi yüklü hale geldi. Z de 3 elektron verdi o zaman. Artı 3 yüklü hale geldi. Bunların elektron sayıları 18 olmuş. 18, 18, 18. O zaman ben bu 18'lere bakarak proton sayılarını bulabilirim. Ne yapacağım? Geleceğim. X eksi 3 ise proton sayısı 3 tane azdır 15. Eksi 1 ise 1 tane azdır 17. Artı 3 ise 3 fazladır 21. X'in proton sayısı 15'tir. Evet doğru. Y taneciği eksi yüklü olduğu için anyondur. Evet doğru. Z taneciği artı yüklü olduğu için katyondur. Evet doğru. O halde 9. sorumun cevabını E şıkkı olarak işaretleyebilirim ve 10. soruya doğru gidebilirim. 10. soru bana diyor ki: X atomu x üzeri n iyonu haline geldiğinde protonu elektrona böldüğümde birden büyük oluyor. O zaman proton sayısı elektron sayısından fazla oluyor. Proton sayısı elektron sayısından fazla ise n artı yüklüdür. Ve bu atom katyon hale gelip elektron vermiştir diyeceğim. Baktığımda x katyondur doğru. Elektron verdiyse Elektron başına düşen çekim kuvveti proton sayısı değişmediği için artmıştır. Kimyasal özelliği değişmemiştir diyor. Elektron sayısı değiştiyse kimyasal özelliği değişmiştir. O halde cevabım C şıkkı olmalıdır. Gidelim bu testimizin son sorusuna. Hangisindeki toplam elektron sayısı diğerlerinden farklıdır? Bunların hepsini nötr kabul edip proton sayısını elektron sayısına eşit yapacağız. Hidrojen 1. O zaman 1 hidrojen varsa 1 elektron var. Karbon 6. 6 elektron var. Azot 7. 7 elektron var. Topladığımda elektron sayısı 14 oldu. Geldim azota. Azot 7 idi. Hidrojen 1'di ama 3 tane var. O zaman topladım. 3 oldu. 7 artı 3. Elektron sayısı 10. Hidroksit, oksijen 8. Hidrojen 1 ama burada eksi 1 var. Eksi 1 demek bir elektron daha ekle demek. 8, 9, 10 oldu. Topladım devam ediyorum. Hidrojen 1'di. 2 hidrojen varsa 2'dir. Oksijen 8. 8, 2 daha 10. Geldim amonyum. Amonyuma bakıyorum. Azot 7. Hidrojen 1 de 4 hidrojen varsa 4'tür. Artı 1 yüklü. Artı 1 demek 1 elektron azalt demek. 7, 4 daha 11. 1 de düştüm. Topladım. 10 oldu. Hangisinin elektron sayısı farklı? A şıkkının elektron sayısı 14 olarak farklı oldu. O halde bir sonraki testimiz periyodik tablo ve özelliklerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.